Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Zil kısmını da aktif hale getirerek her örgü video paylaşımında mutlaka sizlere bildirim gitmesini sağlayabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz Bay bayan iki şişle örülen böyle saç örgülü kolay bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Böyle tek bir renk kullandım ben. Tek renkle ördüm. İpim patiklik ip. 3 mm şiş kullandım. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. Bir adet de iğnem var. Bu patiğim benim 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında ve sıra sayılarında 4 eksik fazla yaparak ayarlayabilirsiniz. Bakın bir de buna böyle yeni doğan bebek patiği yaptım. İkisinin de anlatımını yapacağım. Bir sonraki videomda bu bebek patiğimizin anlatımı yer alacak. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlıyoruz. İpimizi şöyle uzunca bırakalım. İpimi boynuma atarak örüyorum ben. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler e, nasıl örüyorsanız ve ilmeklerinizi nasıl atabiliyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplam 90 ilmek atalım. Evet 90 adet ilmeğimi şişime attım. Daha büyük küçük ayak numaralar için 4 ilmek eksik fazla yaparak ayarlayabilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Başlangıç ipim bu tarafta. İlk ilmeğimi her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, son ilmeğime geldim. Onu düz olarak örüyorum. Her zaman İlk ilmekleri örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ve kenarlarımız daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Ben haroşa örgüyü ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde yapıyorum. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturduk örgünün ön yüzünde. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzüne ve ön yüzüne ters olarak örelim. İlk ve son ilmeği ilk ilmeği örmeden atıp son ilmeği düz olarak örelim. Bu şekilde toplamda 15 diş haroşa sırası örelim. Ve patiğimizi şu taban kısmını oluşturalım bakın. Evet bakın bu şekilde sıraları tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 2 4 6 8 10 12 14 15. Toplamda 15 diş haroşa sırasını tamamlamış olduk. Şimdi örgünün ön yüzündeyim ve şu ayrım yerine geçeceğiz. İlmeklerimizi ayırarak şu orta kısımdaki saç örgüyü oluşturmaya başlayacağız. Burada 90 tane ilmeğim vardı. 40 ilmek bu tarafta 40 ilmek bu tarafa ayıracağım şöyle ortadan 10 tane ilmeğimizde saç örgümüzü oluşturarak ilerleyeceğiz şimdi 40 tane ilmeğimi böyle örerek ilerliyorum bu şişimize 40 tane ilmeği alalım Evet 40 tane ilmeğimi buraya şişime aldım Şimdi buradan sonra 10 tane ilmeğimizi öreceğiz. Bakın 10 tane ilmeğin birincisini ördüm. ikincisini ördüm. 2 iki tane ilmeğini ters ördüm. 6 taneyi düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 Ortadaki 10 tanenin baştan ikisini ters 6 tanesini de düz ördüm. 8 tane ilmeğini örmüş olduk. Şimdi bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu 9 8. ilmeğim. 9. ilmeğimi de öreceğim. 9'la yanındakini birlikte ters örüyorum. Bakın şöyle ortada 2 ters, 6 düz, 2 ters var ve 10 tane ilmeğim var. Şimdi böyle geriye dönüyorum. Örgünün arka yüzünü çevirdim. Başa kadar gitmiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamı 10 tanesini de ters öreceğiz. Şöyle sayalım bakın. 2 4 6 8 Onuncuyu iki öreceğiz. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane ilmeği ördük. Onuncu ile yanındakini birlikte öreceğiz. Hep. İkisini ters ördüm. Ve geriye döndüm. Böyle son ilmekleri yanındaki ile ikisini birlikte ters ördüğümüzde bu taraflardaki ilmeklerimiz azalarak ilerleyecek. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım diğerini ters ördüm ve ortadaki altı tane düz ilmeğim var onları düz örüyorum altı tane düz ilmeğimi de ördüm bu düz ilmeklerimizin altı tanesine bakın böyle saç örgü modelimizi uyguluyoruz Kenarla kenarlarda da ise ikişer ters ilmeğimiz var ve toplam 10 ilmeğimiz var. Şimdi ters ilmeklerin ilkini ördüm. İkincisini bakın yani onuncusu oluyor bu onuncu ilmeğimiz. Yanındakiyle birlikte ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtim. Ve ilmeklerin ters örüyorum. Örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamı ters örülüyor. Artık ilmekleri böyle saymanıza da gerek kalmaz. Bakın böyle zaten ayrım yerleri belli oluyor. Bakın burada da yine aynı şekilde. Bakın dokuzuncuyu da ördüm. Onuncu ilmeğimle yanındakine ikisini birlikte ters ördüm. Örgünün ön yüzüne geçtim. Şimdi tekrardan ilk ilmeği örmeden aldım. Bir diğerini ters ördüm. Sonra ortadaki 6 tane düzümü örüyorum. 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Dokuzuncu ters ilmeğimi ördüm. Onuncuyla bakın bir diğer yanındakini ikisini birlikte ters örüp örgünün arka yüzünü çeviriyorum. Burada da ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde ilmekleri ters örüyoruz. 10. ilmeğin burada ayrım yeri belli zaten. Bununla yanındakini ikisini birlikte ters örüyorum. Ve bu taraftan bir ilmek eksilttim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bu şekilde toplamda bakın 1, 2, Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4 sıra örmüş olduk. Üç dedim ben dört dedim ama arkadaşlar burada üç sıra örmüşüz şöyle bir iki üç üç sıra ördük şimdi dördüncüyü örerken saç örgümüzü yapacağız İlk ilmeği örmeden aldım yanındakini ters ördüm İpimi arkaya atarak 3 tane düz ilmeğimi buraya örmeden şişime geçirdim. Sonra burada 3 tane düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Bu ördüğüm 3 tane ilmeği diğer şişime geçirdim. Buradaki 3 tane düz ilmeğimi böyle bıraktım. Buradaki örmüş olduğum düz ilmekleri bu şişime geçirdim. Örmediklerimi ise buradaki Böyle bu şişime alacağım. Bunlar örmediğim ilmeklerim. Ördüklerimi bu tarafa aldım, örmediklerimi bu tarafa aldım. Sonra bunları düz olarak örüyorum. Burada bir burma işlemi de yapmış olduk. Ve ters ilmeğimi ördüm. 10. ilmeğimi Yanındakini ikisini birlikte örerek burgu işlemini yapmış oldum bak. Örgünün arka yüzüne geçelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örelim. Onuncu ilmeğimle yanındakini ters ördüm. Örgünün ön yüzüne geçtim. Şimdi burada yine aynı şekilde ilerleyelim. Toplamda 4 sıra örelim. 5. de tekrar bir burma işlemi yapalım. Aynı şekilde örmeye devam edelim. 2 ters başta iki ters sonda ortadakileri düz olarak örelim. Bu şekilde ilerleyelim. Evet şimdi şöyle kenardan göstereyim bakın. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şuradaki haroşa sıralarını sayıyorum. ters örgüyü 1 2 3 4 sıra ördüm. Şimdi beşinciyi örerken tekrar bir burma işlemi yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Şimdi ipimi arkaya attım. 3 tane ilmeğimi düz ilmeklerimi örmeden bu şişime geçirdim. Geri kalan 3 tane düz ilmeğimi örüyorum düz olarak. Bunları düz olarak ördükten sonra Buraya şişimi alıyorum. Ördüklerimi diğer şişim aldım. Örmediklerim burada şişimde. Şimdi bunları şöyle şişten çıkaralım. Üç tane düz ilmeği örmediklerimi. Ördüklerimi buraya şişime geri aldım. Şimdi örmediklerimi bu şişime alıyorum ki şimdi örelim. Evet örmediklerimi buraya şişime aldım. Şimdi örüyoruz. Hem de ilmekleri çaprazlamış olduk. 3'e 3. Üç. Şimdi bu örmediklerimi de ördüm. Bir ters ilmeğimi ördüm. Bu 10. ilmeğimle yanındakini ters olarak ördüm. Bakın yine burma işlemini yapmış olduk. Burma işlemi aslında çok kolay. Patiğimiz de çok kolay. Bir günde iki çift örebilirsiniz bu modelden. Gerçekten yapımı çok kolay. Ama anlatırken böyle biraz size karmaşık gibi gelebilir. Hiç öyle değil. Şimdi son ilmeğimle yanındakini birlikte ters örüyoruz. Modelin mantığını kavradıktan sonra gerçekten yapımı çok kolay. Bakın tekrar burma işlemini burada yapmış olduk. Şimdi tekrardan sayacağız şu kenarlardaki iki tane ters ilmeğimiz var. Onlarla haraşo örgü oluşturuyoruz ya. onlar dört tane olana kadar dört sıra olana kadar öreceğiz. Beşinci sırada tekrar bir burma işlemi yapacağız. Bakın şöyle burarak ilerleyeceğiz hem de bu kenarlardaki ilmeklerimizi aynı şekilde azaltarak ilerleyeceğiz. Burada toplamda 20 ilmek burada 20 ilmek bu tarafta kalana kadar böyle burma işleminin de yaparak örmeye devam edelim. Evet bu şekilde sıralarımı tamamladım. Ee, ben size 20 ilmek kalana kadar demiştim ama saydım tekrardan 25 ilmek kalana kadar bu şekilde yapmışım. Bakın şöyle 25 ilmeğim bu tarafta 25 tane ilmeğimiz bu tarafta kaldı. Şimdi buradan sonra artık örerek örmeye devam edeceğim. Bunun için şöyle buraya geçerken ilmeklerin tamamını öreceğiz. Burada delikli bir kısım oluşmasın diye bakın şöyle şuradan bir ilmek alalım. Bununla şu yanındakini ikisini birlikte örelim. Bakın burada bir delikli kısım oluşmamış oldu bu şekilde. Şimdi ilmeklerin tamamını örerek ilerleyelim. Şöyle burma kısmını sizlere göstereyim. Bakın 1, 2, 3 defa burma işlemini yapmış olduk. Şimdi ilmekleri sıra sonuna kadar örelim. Örgünün arka yüzüne geçtiğimizde yine ilmeklerin tamamını ters olarak örmeye devam edelim. Evet, şu an örgünün arka yüzüne geçtim. Yine ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi buradaki 25 tane ilmeğimi örerek devam edeceğim. Böyle bu ilmeğimi aldığımda burada bir delikli kısım oluşuyor. Bunun oluşmasını önlemek için bakın şöyle şuradan kenardan bir ilmek alalım. Ortadan bu ilmeğimle yanındakini ikisini birlikte örüyorum ki artma eksiltme yapmamış olduk ve delik oluşmasını da önlemiş olduk. Şimdi böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet bakın bu şekilde şu kısmını patiğimizi tamamlamış olduk. En son bir burma işlemimiz kaldı. Şimdi artık ilmeklerimizin tamamını örerek ilerleyeceğiz. Elimizde toplamda 25 ilmek burada kalmıştı. 10 ilmek ortada, 25 ilmek de bu tarafta kalmıştı. Toplamda 50, 10 da ortada 60 tane ilmeğimiz var. Elimizde 60 tane ilmeğimiz de artık bundan sonra devam edeceğiz. En son bir burma işlemi daha yapacağız bunun için Sıralarımızı tamamlayalım. Örerek ilerleyelim sıra sonuna kadar. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim, sırayı tamamlayalım. Evet, ön tarafını tamamladım. Ters ilmekleri ters, böyle ortadaki düzleri düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar Böyle ters olarak örelim. Evet, tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Yine örgümün ön yüzünde tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Arka yüzünde de ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Ve tekrardan örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi düz ilmeklerime kadar ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi düz ilmeklerime geldim. Burada son kez yine sizlere burma işlemini göstereceğim. 3 tane düz ilmeğimi örmeden bu şişime aldım. 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi bu ördüğüm 3 tane düz ilmeği bu şişime geri aldım. Örmeden aldıklarımı ise böyle şişimden çıkarttım. Bu ördüklerimi bu taraftaki şişimi aldım. Şimdi örmeden aldıklarımı örmeden aldıklarımı bu şişime geri geçirdim. Burada örmediğim ilmeklerim var. Bu tarafta ördüğüm ilmeklerim var. İlmekleri çaprazlamış olduk. Şimdi düz olarak örüyorum 3 tane ilmeğimi. Sonra ters olarak diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bakın burada Burma işlemini yapmış olduk. Şimdi sırayı bu şekilde tamamlayalım. Tekrar örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örerek ön yüze geçelim. Evet, şimdi örgünün ön yüzüne geldim ve burma işlemlerimi tamamladım. Şimdi tekrardan tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Örgünün arka yüzünde de tüm ilmekleri ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Örgünün ön yüzüne geçtiğimizde artık lastik örgü kısmına başlayacağız. Evet sıralarımı tamamladım. Şöyle şuradan baştan itibaren saydığımızda, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 diş haroşa sırası olmuş oldu. 20 diş haraşo sırası olduktan sonra ben patiğimizin boğaz kısmına yani giydiğimiz bilek kısmını şu lastik örgü kısmına geçtim. Burayı böyle haraşo örgü olarak da gidebilirsiniz. Patiğinizi burada da bırakabilirsiniz. Ben böyle bir ters bir düz lastik örgü uyguladım. Şimdi buradan sonra lastik örgümüze geçelim. Örgünün şu an ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir diğerini ters ördüm. Yanındakini düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, en sona iki düz ilmeğim denk geldi. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir diğeri ters, ters olarak örüyorum. Bakın bir diğeri düz, düz örüyorum. Bir diğeri ters, ters örüyorum. Bir diğeri düz, düz örüyorum. Ters görünenleri ters, düz görünenleri düz örerek böyle ilerleyelim. Bakın lastik örgümüz ortaya çıkmış oldu. Örgünün ön yüzüne ve arka yüzüne ilmekleri göründüğü şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde gidelim. Evet böyle lastik örgümü tamamladım. Bakın şöyle. Şu düz örgü kısımları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra şeklinde örmüşüm. Şöyle bakın. 2 parmak kalınlığında örmüşüm. Bunu dilediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzündeyken örgümüzü bitireceğiz. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters örüp kalan ilmeği diğer şişe alalım. Böyle iki iki ilmekleri ters örerek son bir ilmek kalana kadar aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Bakın böyle ipimi de biraz şöyle uzun keseceğim. Aynı iple dikme işlemini yapacağım. Böyle bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ipimi iğneme geçireceğim. Tersini çevireceğiz. Patiğimizin önce şöyle bakın. Düz tarafından sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. Tersini çevirelim. İki iki ucunu şöyle birleştirelim. İpimize şöyle iğnemizi ipimize bir kez dolayalım. Böyle dikerek devam edelim. Böyle tek kanatlarını alıyorum ilmeğin. Bir buradan, bir bu taraftan. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Böyle dikerek parmak ucu kısmına kadar gelelim. Dikimini tamamladım patiğimin. Şimdi düz tarafını da çevirelim. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Ayağı giyildiğinde gerçekten çok güzel oluyor. Çok da kullanışlı. Şimdi manken ayağımıza giydireyim bu patiğimizi de. Bu ördüğümüz diğer ayağımız. Gerçekten çok güzel bir model. Kolaylıkla örebilirsiniz. Hem bay hem bayanlar için kolaylıkla örebileceğiniz bir patik modeli bakın bu şekilde. Ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Böyle tek renkle yaptım. Dilerseniz iki renkle de örebilirsiniz tabii ki. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.